Geldim, geldim. Çalıyor. Hadi Bahar, hadi. Aa, merhaba. Ay, isminizi de bilmiyorum ama. Komşu. Ay, susmadı Meret. Ben bir dakika bakayım da geleyim. Kalp kalbe karşıymış. Ben de size kek yapmıştım. Hani hoş geldin mahiyetinde. Alo. Bahar. Bak. Yeni komşunu sakın içeri alma, tamam mı? Sakın. Hiçbir şekilde onunla konuşma. Gördüğün zaman kaç. Ne diyorsun sen Feride? Bahar, soru sorma. Bak şimdi git kapıyı kilitle, kimseye de açma kapıyı, tamam mı? Biz birazdan orada olacağız. İyi de adam zaten kapıda Feride'ciğim. Hayır. Adam orada. Çıtamit, beni dinle. Siz niye berabersiniz? Neredesiniz? Ne oluyor? Bahar, beni dinle. Çabuk o adama git. Kibarca gönder, kapıyı kilitle. Hadi çabuk, bekliyorum. Ne istiyorsun oğlumdan sen? Kimsin sen? Söyle bana. Kimsin sen? Kimsin sen? Baksana lan kızı. Öldü mü Bahar? Bahar öldü mü? Yaklaşma sakın!
aşağı. Hapishaneye götürüleceksin. Bak memur bey kardeşim. Bu bir ölüm kalım meselesi. Birinin hayatı tehlikede. Bu yüzden çıktım hapisten. Yürü karakolda anlatırsın. Kardeşim birinin hayatı tehlikede diyorum, anlamıyor musun? Bir dakika. İndirin şu silahları. Bakın ben hakimim. Doğru söylüyor. Çekilin yanınızdan. Bir arkadaşımız tehlikede. Gitmemiz lazım. O vakit çekilin. Ekip çağıralım, size yardımcı olsunlar. Lakin bu adam kaçak. Bizim mal hapishaneye teslim etmemiz gerek. İhbar mı var? Evet hanımefendi. Kimden geldiği belli değildir kesin. Hakim hanım. Arayın emniyet müdürünü, öğrenin. Size verilen emir bu adamı götürmemiz. Kardeşim, arkadaşımın hayatı tehlikede. Onun evine gidelim, onu kurtaralım. Ondan sonra tutuklarsınız, anlamıyor musunuz? Feride! Feride olmaz, tek başına olmaz. Feride, memur bey neredesin de gelsin? Feride! Hayatına tehlike atıyor, görmüyor musunuz? Kendi derdine yan Mahir Kara. Memur bey bari anons edin de diğer ekip hakim hanımın peşinden gitsin. Tehlikede diyorum, anlamıyor musun birader? Evvela karakola gideceğiz. Orada bakarız. O gördüğün hakime var ya. Sade bir adliye mensubu değil. Aynı zamanda bakan kızı. Olur ha, burnu bile kanarsa sürerler seni. Boş, keşke bakanın eline kalsın. Eğer Feride'ye de arkadaşıma da bir şey olsun. Vebali boynunuza derim, bir 10 yılda sizin için yerim. Şimdi insan olun. Ya geri dönün ya da ekibe haber verin. Hadi memur bey acele edin. Acele edin hadi şu beyaz kapı hadi. Sen yanımda kal. Çıkma dışarı, kal orada. Feride'ye bir şey yaptıysan şehadet getir şerefsiz. Sütlendik. Bahar, iyileşecek tamam. Hanımefendi, size de pansuman gerek. İstemem. Durumu kritik. Çekilin lütfen. Feride, ne oldu, iyi misin? Seni görecek önce. Mahir. Seninle böyle anlaşmadık. Adamı durdurmak için geciktim. Yakalandın. Eğer sana yardım ettiğim ortaya çıkarsa mesleğimden olurum. Endişe etmeyin. Sizi karıştırmam. Bitti Mahir. Artık seninle bir işbirliğimiz söz konusu olamaz. Birbirimizi hiç tanımadık.
Bahar'ı öldürmeye kalktılar. Günahsız bir insanı. Kimin yaptığını bulmam gerek. Nasıl? Sen suçlusun. Yargılanacaksın. Artık dışarı çıkman mümkün değil. Durumu kabullenmen salahiyetin için daha iyi. Elinden geleni yaptın. Ben vazgeçmem. Vazgeçmem! Vardı. Tek peşine düştüğü Umut'tu. Elini tutup hayat gailesini paylaşacağı bir eş bulmaktı. Kim bilir ne güzel anne olacaktı. Fedakar, sevgi dolu, eşten. Kendi gibi temiz yürekli evlatlar yetiştirecekti. Serdest ettiler. Elimi kolumu bağladılar. Bu zamanı beklediler Feride. Bahar'ın canını kıymak için bu zamanı beklediler. Bu sefer ben de düştüm tuzağa. Beceremedim. Koruyamadım Bahar. Yuh olsun bana Feride. İnancını kaybetme. Bir kere uzağa düşersen cesaretinden biter. Her şey biter. Ben şu an buradaysam, gözlerin gözlerime değiyorsa, senin sayende. Benim sana bir can borcum var Mahir Kara. Olmadı. Yetişemedik, alamadık Azrail elinden. Onunla birlikte benim de nefesim bitebilirdi. Gene yanlarına mı kalacak Feride? Sözde iki bileziğe mi kurban gidecek Bahar? Önceden hırsızlıktan sabıkası olan bir adam seçmişler. Gene kitabını uydurdular.
Ama biz biliyoruz gerçeği. Sen biliyorsun Feride. Bilmemiz çare değil ki. Ben diyemiyorum ki Mahir'i tehdit ettiler diye. Barut Necdet, Mahir'e sevdiklerinin birinin canını alacağız dedi diyemiyorum ki. Desem, seninle görüştüğümü anlayacaklar. Önünü ardını düşünmeden tıkayacaklar kulaklarını, alacaklar beni davada. Ama ben canım pahasına da olsa bu adamlar kim bulacağım Mahir? Güven bana. Feride, sevdiğim herkese zarar veriyorlar. Başladılar bir kere. Kendimden yana hiçbir derdim yok. Ama senin için korkuyorum. Bir an gelir de bir tercih yapman gerekirse kendi hayatını seç. Candan kıymetlisi yok. Tamam mı? Hayır Kara. Seninle gece ve gündüz kadar farklı olabiliriz birbirimizden. Suretlerimiz ay ve güneş kadar dönük olabilir birbirine. Ama en benzeyen yanımız, vicdanımız. Tek inandığımız hakkaniyetli bir dünya. Senin can dediğin bunların yanında mevzu bahis edilmeyecek bir teferruat zaten. Kendin yapamayacağın hiçbir şeyi benden bekleme. Feride. Efendim? Bağrımı omzumda taşımak isterdim. Tembihime benden yana da hoşça kaldı. Tutuklu yakınını kaybetti. Müsamaha gösteririz. Bravo abla. Bravo. Sözünü çok güzel tutuyorsun. Sen ne zaman bu kadar acımasız oldun? Ha? Sen ne zaman bu kadar acımasız oldun Melih? Bizim arkadaşımız öldü. Anladın mı? Sen ne diyorsun? Ben ona haber vermeye geldim sadece. Kabul et abla. Kabul et. Her bahanede bu adamın yanına koşuyorsun. Beni, babamı hiçe sayıyorsun. Bir mahkumla adını yan yana yazdırıyorsun abla. Kabul et. Kimseyi kandırma. Ne bizi kandır, ne kendini kandır. Ya Feride Şahadoğlu'ndan vazgeç, ya da bu adamdan vazgeç. Senin başka yolun yok abla. İstediğin çitlenmek tohumları. Vallahi kaç gündür uğraştım getirttim ben. Ama çok şükür. Allah razı olsun. Ne demek abi cümlemiz. Bahar. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Çitlenmek. Thank you.
Sağ ol kardeşim. Müvekkilim. Oranın duruşması bitmiş mi? Yok. Hala içerideler. Aslanım. Şimdi hakim içeride kesin senin üstüne yüklenecektir. Şahan'ın aldığı yürüdü adliyede. Damarına bassalar da alttan al. Abi sen beni boşver de. Komisyon toplanacaktı. Var mı bir haber? Bir karar çıkmış mı? Feride'yi davadan aldılar mı? Bilmiyorum. Mahir bilmem farkında mısın ama senin karar duruşman biraz daha. Feride davadan alınmamalı. Alınmamalı. Mahir! Bir nebze olsun kendini düşün. Bir nebze. Birazdan geleceğini elinden alacaklar. Ömrünün en az 15 senesini senden koparacaklar. Olur. Ne olur artık sadece kendi davana odaklan. İçeride hakimi zor durumda kaldığına inandırırsan belki insaf eder 10 yıla yırtarız. Akşama görüşürüz anne. Babamı öp benim için. Feride Hanım, komisyon hazır, sizi bekliyorlar. Sahte kimlik düzenleyip adliyede çalışmışsın. Üstelik babanın davasında. Hakime Hanım'ı da tesirin altına almışsın. Kocaman da adamsın. Hepimizi kandırmaya nasıl cüret ettin? Evet. Ne dediyseniz doğrudur. Adliyeye sahte kimlikle girdim. Lakin kimseden yardım almadım. Tek gayem babamın hayatını kurtarmaktı. Gene olsun gene yaparım. Çünkü babam masum. Bu mevzuda tek üzüntüm Hakime Hanım'ın canını yakmaktır. En büyük cezayı da bundan kesin Hakim Bey.
karar. Sanık hakkındaki suçlamaları kabul ettiğini beyan etti. Memur olmadığı halde resmi bir barakada sahtekarlıktan 6 sene. Mezkur baraka tevellüdat adli işlere müteallit bulunduğu için 1 sene. Ticaret evrak ve senedatı tanziminde kendisinin ve başkasının hüviyeti hakkında yalan beyanatta bulunmaktan 8 ay. Gerçeğe aykırı belge düzenlemekten 3 sene. Hüviyet cüzdanını taklit etmekten ve yazılarını değiştirmekten 1 sene. Toplamda 11 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verildi. Karar temiz yol açık olmak üzere sanığın yüzüne karşı okundu.